Söz konusu kardeş aile projesi tüm hızıyla devam ediyor. Muhammed Sadal'la abimizin yerindeyiz. Evindeyiz daha doğrusu. Evinden bir köşede. Bu yeri bakkallı olarak değerlendirmek istediğimi söyledi. Abimiz tansiyon ve şeker hastalığı var. Allah acil şifalar versin. 10 senedir işsiz kaldığını anlatıyor. Gördüğünüz gibi bakkallık işe başlamak istiyor sıfırdan. Güzel bir yer, geliştirmeye yönelik bir çalışmaya yaptık kendisine. İnşallah da bu işte başarı olur ve kendi ailesine, fakir ailesine sabit gelir sağlar Allah'ın izniyle. Biz de tabii ki Filistin Ufak Derneği olarak da Sadallah abimizin adına Avrupa Yardım Vakfı Derneği'ne buradan şükranlarımızı, sonsuz şükranlarımızı gönderiyoruz. Kardeş Aile Projesi çerçevesinde şu anda Yafa Dekka bacımızın yerindeyiz. Bacımız 3 sene önce kocasından boşanmış, 6 çocuğa bakan bir bacımızdır. Geliri geçinecek bir gelir olmadığından dolayı oğluna bir eşek arabası alındı. Ancak bu işlerden okuma yazma bilmeyen bir kişiye tabii ki bu şekilde taşımacılık yapacak. Tabii pazarlarda, ne bileyim sokaklarda. İnşallah da yani bu aileye sabit bir gelir sağlamakta katkımız oldu. Onların adına Allah sizden razı olsun. Kardeş Aile Projesi hızıyla devam ediyor. Bu sefer berber salonundayız. Rami Muhammed Bedir kardeşimiz bu meslekten anlayan ve tecrübesi sahip olan bir kardeşimizdir. Tabii ki gelir kaynağı olmadığından dolayı bir sürü işe çalıştı. Onlardan biri taşımacılık, şoförlük. Tabii ki bu mesleği beceren bir kardeşimiz olarak bu berber salonu önerdik. Tabii ki dışarıda değil de evinden bir oda, yani sokağa kapısını açmış durumdadır. Bu şekilde mesleğini devam ediyor. Kendisine başarılar dilerken ailesinden bahsedecek olursak ailevi durumları, fakir bir aile olduğunu, annesine, ailesine ve birçok kız kardeşine bakan bir kardeşimizin. Allah ona yardımcı olsun. Biz de tabii ki kendi adına ve Filistin Ruvat adına da Avrupa Yardım Vakfı Derneği'ne buradan şükranlarımızı iletiyoruz.